Sevgili Kitap Eki takipçileri merhaba. Yetişkinlerin dünyasında çocuk edebiyatı dosyamız kapsamında sizlere bir takım yazılar ve değerlendirmeleri sunmuştuk. Şimdi artık dosyamızın son aşamasındaysa sevgili Mine Soysal'la bir söyleşi gerçekleştiriyoruz. Kendisi de çocuk edebiyatı kategorisinde oldukça deneyimli bir yayıncı. Ve bizim açımızdan yetişkinlerin dünyasında çocuk edebiyatıyla ilgili yapacağı değerlendirmeleri kritik buluyoruz. Bu bağlamda Mine Soysal'a da bizi kırmayıp bu söyleşiyi gerçekleştirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Şimdi bu söyleşiyi yaparken yetişkinlerin dünyasında çocuk edebiyatına bir açıklık getirmek istiyoruz. Sizin de bu konudaki değerlendirmelerinizi, deneyimlerinizden hareketle sevgili takipçilerimizle paylaşmak istiyoruz. Çağla Üren ve ben Günçah Aydın bu söyleşiyi sizinle gerçekleştireceğiz. Şimdi ben sözü Çağla'ya bırakıyorum. Merhaba tekrar. Öncelikle bizim yetişkinlerin dünyasında çocuk edebiyatı dosyası kapsamında yetişkinlerin dünyası deyince akla savaşlar, tecavüzler, tacizler, kavgalar geliyor. Ve burada çocuk edebiyatı yapmak, çocuk kitapları basmak çok zor. Bunun size yüklediği sorumluluklar neler? Aslında dünya güzel bir yer. Çok özel bir gezegende yaşıyoruz ama tarihsel anlamda evet, insanlar bir arada yaşamayı beceremedikleri kadar güzel şeyler görmeyi sanıyorum çok çabuk unutan topluluklar. Bizim de çocuk ve gençlik edebiyatı yayıncısı olarak en büyük sorumluluğumuzun çocuklara ve gençlere başka bir dünyanın mümkün olabildiğini sürekli düşündürmek, hatırlatmak olduğunu sanıyorum. Biz neredeyse böyle iki yakalı bir boğazda yaşıyoruz bütün insanlar olarak. Bulunduğumuz tarafta kaygılar, endişeler, üzüntüler, acı, her şey var. Gündelik hayatımızın maalesef çok büyük bölümünü oluşturan dertler var. Karşı kıyıda ise hayaller var, tutkular var, yollar var, özgürlük var. Aslında insan hep o karşı kıyıya geçmeyi hayal ediyor, istiyor. Hayat böyle bir şey. Biz de istiyoruz ki çocuklar kendi karşı kıyılarını bir an evvel yaratabilsinler ve aslında karşı kıyıya geçebilmeyi, orada sessizliklerde susabilmeyi, duyup dinleyebilmeyi ve anlamayı daha kolay yaşayabilsinler. Bunları öğrensinler. Aslında bütün bunları öğretecek olan da on binlerce yıldır bizim yaptığımız gibi sözün gücü. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Bize anlatılan öyküler, dinlediğimiz şarkılar, türküler, büyüklerimizin kulağımıza fısıldadığı şiirler, bütün bunlar söz aslında insanı durultan ve karşı kıyıda gerçekten mutlu, huzurlu, barış dolu bir dünyada yaşayabilmesini, bazen bir saat için, bazen bütün bir gün için, bazen bir ömür boyu yaşayabilmesini sağlayacak olan. Sanıyorum çocuklarımızın, gençlerimizin hayallerinin peşinden koşabilmeye, o olanaklara çok ihtiyacı var. Hayal demek, kurgu demek. Kurgu demek, edebiyat demek. Aslında kurgunun, hayal etmenin, edebiyat okuyabilen insanların daha çabuk becerebildikleri bir şey olduğunu ve hayallerini gerçekleştirmek konusunda çok daha donanımlı olabildiklerini görüyoruz. Bizim bu işin peşine 21 yıldır bu kadar tutkuyla bağlanmamızın en önemli nedeni bunu çocuk çocuk, genç genç okurlarımızda bu ışığın yandığını, bu kıvılcımın ateşe dönüştüğünü görmek muhteşem bir şey. Peki ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi çocuk edebiyatı başlığı altında ortaya hani kitap üretimiyle katkı sağlayan yayın evlerinin kitaplarında şöyle bir kategorizasyon
yapabiliriz diye düşünüyorum. Bir, çocukların eğitimine ve öğretimine dönük ortaya konulan eserler. Bir de aslında belki onları hayata hazırlayan eserler diyebiliriz. Size göre peki hani bunlarla ilgili herhangi birine yönelmenin bir zorunluluğu var mı? Bunların arasında bir açı farkı var mı? Yoksa bunların hepsi aynı potada eritilebilip yani aynı özenle üretim gerçekleştirilebilir mi? Siz nasıl yaklaşıyorsunuz? Sondan cevap vermek istiyorum. Aynı özenle, aynı titizlikle yayına hazırlanması gereken yayıncılığın iki apayrı dalından bahsediyoruz. Çocuk kitapları söz konusu olduğunda eğitsel yayınlarla edebiyat yayınları apayrı iki otoyol gibi işliyor. Birbiriyle hiçbir giriş çıkışı aslında yok. Ama bunu şöyle bir benzetmeyle açıklamak istiyorum. Çünkü ne yazık ki bizim alanımızda en çok birbirinin içindeymiş sanılan, en çok tersine düşünülen konulardan biri bu. Nasıl yetişkin yayıncılığında edebiyat yayıncılığı, kurgu, kitaplar grubu, büyük bir grup, bir de ne var? Akademik yayıncılık var. Bambaşka dinamiklerle, meselelerle davranan yayıncılık alanları. Çocuk kitaplarında da eğitsel yayınlarla edebiyat yayıncılığını böyle apayrı iki alan olarak görmek sağlıklı. Bu tamamen yayın evinin seçimi olması gereken bir şey aynı zamanda. Bir yayın evinin uzman editörleri varsa eğitsel yayıncılık yapabilir ya da editörlüğü edebiyat yayıncılığında uzmanlaşmışsa edebiyat yayıncılığı yapmalıdır. Bizim ülkemizde hani her işi yaparız biz mantığı çok çabuk kendini su yüzüne çıkarıverir. Daha doğrusu mantıksızlığı diyeyim. Uzun yıllar çocukla ilgili her şeyi aynı potada eritmeyi, aman işte çocuktur öğrensin, okuduğundan da bir şeyler tabii ki anlasın, bilsin diye hani her şeyi aynı kefeye koyma eğilimimiz çok yaygındı. Ama bununla gerçekten tırnak içinde çok mücadele ettik, bunu anlatmaya çok çalıştık. Ve sanıyorum artık biraz sonuçlarını almaya başladık. Gerçekten nitelikli eğitsel yayınlar yapmak çok önemli bir yayıncılık alanıdır. Ve bunun çerçevesini, uzmanlarını yetiştirmek, bunu çok iyi yapabilmek sonuçta yine ortak hedef kitlemiz için çok kıymetlidir. Ama birbiriyle karıştırılmaması gereken apayrı kollar olduğunu her zaman hatırlayarak. Peki şöyle bir şey soracağım. Aynı zamanda pedagojik yardım almak da çocuk kitapları söz konusu olduğunda çok önemli. Siz pedagoglarla çalışırken nasıl bir yöntem izliyorsunuz? Yani mesela kitapların yazım sürecine pedagoglar dahil oluyor mu? Nasıl bir çalışma? Benim çok ince noktama denk geliyor, dokunuyor bu soru. Bizim bu konuda biraz farklı bir düşüncemiz var. Elbette çocukların edebiyat okuru olarak da büyümeleri toplumsal bir sorumluluk bu. Çok önemli bir şey. Psikolojide, pedagojide, tıpkı felsefe gibi edebiyatın özünde harmanlanan disiplinler. Bunların edebiyat kitaplarında ister çocuk edebiyatı olsun, gençlik olsun, yetişkin edebiyatı olsun, bu gibi disiplinlerin onayıyla ya da bu gibi disiplinlerin görüşü altında kaleme alınabilmesi ya da yayımlanabilmesini beklemek açıkçası yazara da, yayıncıya da, çocuğa da en başta çok büyük haksızlık oluyor. Çünkü bir yazar düşünün. Mesela şimdi aklıma Müge İplikçi geliyor. Çocuk edebiyatına müthiş gönül vermiş bir yazarımız. Türkiye'nin çağdaş edebiyatımızın çok önemli bir öykücüsü. Şimdi Müge İplikçi aklında gelişen bir kurguyu
hayal edemiyorum ben pedagog arkadaşıyla şöyle şöyle şeyler düşünüyorum, çocuk için bu uygun mudur değil midir diye tartışabilmesi ya da benim için de aynı şey geçerli. Gençlik romanımı, son kitabımı yeni bitirdim. Şimdi kafamın içinde bir sürü şey döneniyor. Ama o süreç öyle bir süreç ki okumalar, araştırmalar, pek çok farklı disiplinden insanla tartışmalar, o kadar çok şeyle donanmanız gerekiyor ki zaten bir edebiyat metnini gerçek anlamda ortaya koyabilmek için. Bir hani tırnak içinde bir onayın ya da bir doğrudan görüş katkısının aslında bu son derece eziyet verici sürece ne katabileceğini ben göremiyorum. Ama şuna da çok önemli buluyorum. Çocukla ilgili bütün sanat dalları, bilim dalları, pek çok disiplinin keşke çok çocuk kitabı, çok gençlik kitabı okuyabilseler ve onlar da bu konudaki üretime düşünsel olarak katılıp eleştirseler, tartışabilsek, pek çok düşünsel faaliyeti birlikte sürdürebilsek. Buna da ayrıca çok önem vermek isterim. Ama bu da ülkenin entelektüel doğasının belli bir niteliğe, belli bir keyfe kavuşmuş olmasını gerektiriyor. Ülkemizde böyle konulara geniş zamanlar vermek, ferah feza bunları tartışmak, düşünebilmek, yazıp çizip emek verebilmek de bugünkü koşullarda hayli zor. Çünkü gündemimizi belirleyen bambaşka koşullar ne yazık ki her gün artarak sürüyor. Evet. Şimdi o zaman şöyle devam edelim. Şimdi Gün Işığı Kitaplığı'nın web sitesini inceleyenler, incelemiş olanlar biliyorlardır. Gün Işığı Kitaplığı bugüne kadar oldukça fazla temaya yer verdi. Hakikaten çok fazla ve çok önemli temaları bugüne kadar okurla buluşturdu. Bugüne kadar işlemiş olduğunuz bu konulardan size göre en öne çıkanı neydi? Sizin hani önem atfettiğiniz, elbette muhakkak ki hepsi ortaya çıkışı itibariyle, bir fikir itibariyle çok önemli ama sizce öne çıkan tema neydi ve bunu neden böyle düşünüyorsunuz? Aslında doğallıkla tema kısıtlaması ya da çok tema olması çok doğal geliyor. Çünkü edebiyatın konusu insan, doğa, canlılar, her şey, düne, bugüne ve geleceğe dair her şey edebiyatın konusu, teması. Hele çocuk söz konusu olduğu zaman, gençlik söz konusu olduğu zaman bütün dünya bizim konumuz. Böyle bir hani genişleme var aslında onlar için. Çünkü her şeyle ilgilenmek istiyorlar, her şeyi düşünmek, anlamak istiyorlar. Ama tabii ki bizim çok temel bir seçimimiz var. Biz her türlü ayrımcılığa, nefrete, düşmanlığa karşı temaları incelikle işleyen kitaplar yapıyoruz. Kitaplarımızın içine barışın, adaletin, sevgi ve hoşgörünün sinmesini önemsiyoruz. Bunları böyle doğrudan mesajlar halinde değil ama bazen diyalogda, bazen insanlar arası çatışmada, bazen yaşanan bir ilk aşkta ama her konuda bu temel noktaların çok açık ve berrak bir şekilde hissedilebilmesini önemsiyoruz. Ve bizim kitaplarımızda yine içinde sinmiş, harmanlanmış müthiş bir umut duygusu vardır. Umutsuz çocuk ve gençlik edebiyatı mümkün değildir. Bunun en ilginç yansıması da aslında
nitelikli kitapların, çocuk ve gençlik edebiyatı kitaplarının bütün yaşlar tarafından aynı keyifle okunabilmesini sağlar. Çünkü aslında günümüzde sanıyorum çocuklar ve gençlerden belki de daha fazla yetişkinlerin bu iyilik duygusuna, umuda, güvene daha fazla ihtiyacı var. Çok farklı yaş grupları bizim kitaplarımızı zevkle okuyor ve bir adım daha atabileceklerine inanıyorlar, güven duyuyorlar. Bu çok önemli bir kavşak noktası, bizim bütün seçimlerimizi belirleyen temel noktalardan biri. Aslında bu bağlamda ben şeyi çıtır 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 felsefe serisine çok büyük bir anlam yüklüyorum. Onu seven yetişkinlerdenim ben de. Aslında burada biraz daha kategorik bir şey sorayım ben size. Çocuk edebiyatında da cinsiyet kimliği, töre, homofobi gibi kavramlara yaklaşmak gerekir mi? Nasıl yaklaşmak gerekir? Ya çünkü çocuk yaşta alınan bilgi insanın aslında gelecekteki hayatını belirleyen bir şey. Yani çocukken geliştirilen yaklaşımlar, öğrenilen şeyler sizin yetişkin olduğunuzda bir insan olarak doğru musunuz, yanlış mısınız? Aslında buna giden bir yol gibi gözüküyor. Ve bu konularda çok hassas. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Cinsiyet kimliği meselesiyle, töre meselesiyle, homofobi gibi kavramlarla oldukça alakalıyız. Bunlara yaklaşım nasıl olmalı sizce? Çocuk edebiyatı bunlara yer vermeli mi, verebilmeli mi? Bütün dünya demiştim demin. Günümüz dünyasını anlayabilmesi için çocukların, gençlerin en çok merak ettikleri şeyleri daha fazla edebiyat yoluyla farkına varmaları, yüzleşmeleri, oturup düşünmeleri, yeni sorular sorabilmeleri, bütün bunlar son derece güvenli bir arka bahçe yaratıyor. Edebiyatın insan hayatındaki en önemli fonksiyonlarından biri bu sunduğu güvenli arka bahçeler. Çocuk, biz asla onu gerçek hayattan soyutlayamayacağımız bir müthiş alıcı verici sistemlerle yaşayan bir canlı, çok güçlü bir canlı. Onu ne kadar kısıtlarsak kısıtlayalım, törenin en çabuk farkına varan, homofobiyi şaşırarak algılayan, her noktada aslında neden ona öyle yapıyorsunuz, neden bu böyle deniyoru, bu soruları en çok sorabilen canlı. Ama ne yapıyoruz biz? Ha babam, onu arkamıza almaya çalışıyoruz ve bu soruları mümkünse hatta sormamasını istiyoruz. Bizim yayıncılık anlayışımızda bunun zıddı bir yaklaşım var. Biz çocuğun bütün konularla, bu konular felaketler içeren, hele hele bir gün kendi hayatını da berbat edebilme tehdidi sunan bütün konularla elbette kendi yaşının algılama ve anlayabilme derecesine uygun bir şekilde temas edebilmesini sağlamak istiyoruz. Özellikle 10 yaş artı kitaplarımızda ve 15 yaş artı kitaplarımızda bütün bu temaları edebiyatın yaratıcı diliyle işleyen önemli yazarların kitaplarını sıklıkla yayınlamaya çalışıyoruz ki bu karşı karşıya gelmeler ve kafa yorup insanları asla ne yaparlarsa yapsınlar, neyi seçmiş olurlarsa olsunlar kendi hayatları için asla yargılayamayacağını, ancak onu daha yakından tanırsa anlayabileceğini, son derece adil, eşit ve barışçıl bir iletişim içinde bu dünyada var olabilirse eğer, kendinin de bir gün mutlu bir insan olabileceğini fark etmesini istiyoruz. Bunları edebiyat eğer özgürce buluşturursak çocukla, ona gereksiz saçma sapan kısıtlayıcı sorular, işte gerekçeler istemezsek,
muhteşem bir şekilde sağlayabiliyor. Biz bu özgürlük alanını sonuna kadar açık tutmayı ve çocukların hiçbir şekilde kısıtlanmadan diledikleri kitabı, merak ettikleri metni okuyabilmelerini, severlerse devam etmelerini, sevmedilerse elinden atıp bir başka okumaya geçebilmelerini 21 yıldır anlatıyoruz. Onun için bu konuda çok ısrarlıyız. Aslında burada şöyle bir nokta var. Bunu da demeden geçmeyeceğim. Yayın evleri bizim dışımızda da bu konulara son yıllarda özellikle daha çok dikkat etmeye başladılar ve daha henüz çok taze olmakla birlikte hani olumsuz çizgiyle aralarına bir ince kırmızı çizgi çekmeye çalışan daha çok sayıda yayın evi olduğunu izliyoruz. Bu sevindirici bir açı. Bir taraftan da şöyle bir karmaşık noktaya da işaret etmek istiyorum. Bu konu yayın evlerini aynı zamanda beklenmedik bir otosansür tuzağına da düşürebilen bir konu. O nedenle böyle kolay bir patikada yürümüyoruz aslında. Çünkü biz aman şunu da ifade edebilen metnin şu kısmını da koruyalım, bu karakterin bu özelliğini de öne çıkaralım gibi diyelim bir yazarla editörü tartışırken aslında önümüzde hep beklenmedik bir sis perdesi gibi bir otosansür tehdidi var ve yayın evleri onu da hani gerçekten tamamen yok ederek, kaldırarak bu işi yapabilmeyi adım adım öğreniyor, deneyimliyor. Bu da tarihsel olarak yayıncılık açısından son derece önem verdiğimiz, önemli izlemeye çalıştığımız bir başka nokta. Bu bazen kuru mesajlar vererek halledilmeye çalışılıyor. Bazen çok başarılı örnekler de bulabiliyoruz ama karşımızda hep bir hani o sansürün beklenmedik derecede can yakan öbür yüzü otosansürde hep yolumuzun önünde bir canavar gibi dikiliyor. Onu da söylemeden geçmeyeyim dedim. Şöyle aynı zamanda teknolojinin işte gelişmesi, kentsel dönüşümler, parkların, bahçelerin, artık imara açılması yetişkinlerin de çocukların da alışkanlıklarını, gündelik yaşantılarını değiştiriyor. Yani çocukların birçoğu kentler, kent merkezlerinde yaşayan, artık tabletlerle, bilgisayarlarla daha fazla vakit geçiriyor, sokak oyunları vesaire yerine. Ya bence bu noktada yetişkinlerin yönlendirmesi de devreye giriyor. Çünkü edebiyat da daha fazla önem kazanıyor. Çünkü teknoloji senin çocukların hayal dünyasını bir yerde yönlendiriyor. Kısıtlayıcı bir yanı da var. Yani bu noktada yetişkinlerin çocukları doğru yönlendirebildiğini düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle bir tablo var. Yetişkinler dijital dünyayı öğrenmeye çalışıyor. Çocuklarsa içine doğuyor. Arada çok büyük bir fark var. Yetişkinlerin pozisyonuyla çocukların pozisyonu aynı değil. Çocuklar neyi, nereden, hangi yolla edineceklerine ilişkin çok hızlı yeni yöntemler ve en önemlisi yeni alışkanlıklar ediniyorlar. Şimdi onlar başka bir dil kullanmaya başladılar. Yetişkinlerse ne yapıyor? Yetişkinler dediğim zaman kendimi katmıyorum sadece. Artık sizler de yavaş yavaş o kadroya girdiniz sayılır. Her çıkanı anlamaya ve öğrenmeye ve kullanmaya çalışıyoruz. Onlar öyle değiller. Şimdiki çocuklarsa içine doğduklarını hemen anlayıp, algılayıp ona göre yaşamaya devam ediyorlar. Bu büyük bir fark. Şimdi bunu niye özellikle vurguluyorum? Yetişkinlerin pozisyonu bence içler acısı çocuklarının karşısında.
Neden içler acısı diyorum? Şöyle bir dünya olamaz. Her evde bugün, hele büyük kentlerde, hani çocuğunun eline tablet, işte bilgisayar, akıllı telefon verebilen evleri bir gözümüzün önüne getirelim. En çok duyulan ses, hani evladım bugünün nasıl geçti, kendini iyi hissediyor musun falan gibi sevgi sözcükleri değil. Kalk onun başından, bırak elindekini, git bilmem neni yap, şöyle yap, böyle yap. Böyle bir gerçeklik olamaz. Daha geçen gün birlikte olduğum 10 yaşında bir arkadaşımla 2 gün geçirdim ve sahne sürekli tekrar etti. Tabletiyle iken yüzündeki bütün kaslar normal ve herkesle eşit iletişimde, ama tableti önünde açık olacak. Ne zaman ki ablası gelip tableti lütfen bırak, seninle de konuşmak istiyoruz arada sırada dedi, tamamen kapanarak bütün iletişimini kesen bir 10 yaşında delikanlı. Pek çok ev böyle yaşıyor. Şimdi yetişkinlerin neden içler acısı durumda olduğunu şuradan düşünüyorum. Bütün çocuklar böyle yapmaya çalışırken yetişkinlerin sadece bırak o elindekini gibi komik bir söz cümleyle davranabilmesi bence bu konularda ne kadar derinlemesine düşünemediğimizi, okumadığımızı, araştırmadığımızı ve aslında ne kadar sığ bir durumda olduğumuzun göstergesi. Çocuk da zaten kendi o ne istediğini çok iyi bildiği için, ne yaptığını da çok iyi bildiği için bu sözleri zaten en çabuk duymamayı öğreniyor. Sıfır iletişimdeyiz, sıfır etkileşimdeyiz bu noktada. Teknolojik gelişmeleri, dijital olanakları kitaplarla, eğitimle, hatta ilişkilerle karşı karşıya koymak yetişkin dünyanın yaptığı en büyük hata. Bunlar çocukların dünyasında tamamen iç içe geçti. Onlardaki yapı son derece homojen artık. Yetişkinlerin de bence artık sihirli birkaç sözcüğe ihtiyacı var. Bunların da öncelikle bir kere zaman tanımak olduğuna çok inanıyorum. Kendilerine biraz zaman tanımaları ve biraz telaş etmemeleri gerekiyor. Biz sakin olmaları gerekiyor. Bunu özellikle her zaman söylüyorum. Bana çocuğum hiç kitap okumuyor, işte ne yapacağım ben diye şikayet eden çok sayıda ebeveyne de hep aynı şeyi söylüyorum. Sakin olacağız çocuklarımızla ilgili. Önlerinde koskocaman bir hayat var onların. Telaşa kapılmamıza gerek yok. Ama sihirli sözcüklerimizden biri de sabırla izlemek olmalı. Ne yaptıklarını, aslında neyi başardıklarını ya da neyle cebelleştiklerini izlemeleri lazım. Yani bilgi biriktirmeleri, deneyim biriktirmeleri lazım yetişkinlerin. Ve üçüncü sihirli sözcüğünde en önemlisi bu, saygı duymaları gerektiğini çok düşünüyorum. Çocuklarına, evlerindeki gençlere böyle yaşadıkları için ne yaptığını anlamasalar bile saygı göstermek zorundalar. Aşağılayamazlar, yargılayamazlar. Belki de yarın böyle yaşadıkları için, böyle büyüdükleri için hiç umulmayan bir iş başarabilecek. O zaman da çevresinde pervane olacaklar. Yani bu böyle bir şey. Dünya, onlar yarının dünyasında şu anda yaşıyorlar ve biz böyle aval aval bakıyoruz. Ne yapıyor bu çocuk bu ekranın başında diye. Başka bir şey var. Onu yetişkin dünya anlamaya çalışmak zorunda. Hal böyleyken çocuklar hani böyle teknolojik gelişmelerle bu tarz bir ilişki kuruyor vaziyetteyken basılı kitaba ilgilerini ne yönde etkileyecektir bu durum sizce? Yani sonuçta yayıncılık en azından Türkiye'de bir düzey, yani önemli bir yüzdeyle değerlendirmek gerekecek olursa basılı yayıncılık söz konusu. Peki bunu nasıl etkileyecek size kalırsa çocukların bu ilişkisini? Şimdi şöyle, aslında e-kitap bütün dünyada, Türkiye'de değil sadece, bütün dünyada sayısal olarak ve okunma oranı olarak beklenenden daha yavaş bir hızla yükseliyor.
biraz daha zamana ihtiyacı var. Basılı kitabın okurla arasındaki en büyük engel edinme güçlüğü. Özellikle coğrafi olarak, yani bazen coğrafi nedenlerle, bazen ekonomik nedenlerle, bazen ahlaki nedenlerle, daha sosyal nedenlerle gerçekten kitabı edinme güçlüğü çekiyor. Şimdi dijital okumalarda bu mesele ortadan kalkıyor. Aslında dijital kütüphaneler, e-ticaret sayesinde o kanalın önü açılmaya başlandı ve özellikle dar gelir grubunda, daha zor coğrafi bölgelerde yaşayan okurun edinme olanağı hızla yükseliyor. Şimdi hal böyleyken okuma biçimine bakacak olursak, orada beni ilgilendiren esas veri var. İster dijitalde okusun, ister basılıda okusun, İnsan aynı eylemi yapıyor. Okuma eyleminin özü değişmedi, değişmeyecek. Nedir okuma eyleminin özü? Zaman ayıracaksın. Yalnız kalacaksın. Ve okuduğunla zihinsel bir ilişki kuracaksın. Bir oyun oynayacaksın. Hani vardır ya, böyle okuduğun bir söze ya da bir cümleye takılırsın. Dönüp tekrar okursun. Bir bölüm atlarsın ya da sevmezsin, elindekini bırakırsın. Okuma hallerimiz dijitalde de basılıda da aynı. Ham madde değişiyor. Ama özde edindiğimiz o hal değişmiyor. Bu önemli olan. Bizim odaklanmamız gereken noktanın da işte dijital e-kitaplar işte çoğalacak, basılı kitaplar ne olacak falan değil. Aslında edebiyat metni her zaman var ve insanın edebiyat okurluğu ihtiyacı sonsuzca sürüyor. Ham maddeler değişebilir. Ekrandan okursun, kağıttan okursun, bambaşka şeylerden de okuyabiliriz. Belki bir gün çiplerimiz olacak, çıp çıp takacağız, okuyacağız koskoca Suç ve Cezayı falan. Ne muhteşem bir şey olur. Ama okuma ihtiyacı, edebiyat içe içe, hani böyle kendini iyi hissetme ihtiyacı, insanoğlunun bu ihtiyacı değişmiyor. Ben öyle düşünüyorum. Peki çocuk kitapları üreten, basan yayın evleri bu teknolojik gelişmelerle nasıl ilişki kurmalı? Hedef kitleniz çocuk ve genç okur olduğunda, bütün bu söylediğim nedenlerden ötürü teknolojik gelişmeleri izlemeyen bir yayın evinin bu işi yapması mümkün değil. Bizim onlarla aynı dil diyemem belki ama o kadar iddialı olunamaz. Ama onların ne dediğini en yakından anlayabilme gücüne sahip olmamız gerekiyor. Çünkü biz Gülüşe Kitaplığı çok şanslı bir yayın eviyiz. Okurlarımızla, hem yazarlarımızla, hem bütün ekiplerimizle sürekli bir arada olabilme şansını yaşıyoruz ve doğallıkla da en çok paylaşılan şeyler, işte ben senin son yazdığın kitabı bilmem nereden indirebilir miyim, yok şöyle yok böyle. Şimdi bunlardan haberi olmayan bir yazarın onların karşısında aval aval kalması hiç iyi bir şey değil. İnsan kendine bunu yediremiyor çünkü sonuçta onun bildiğini hakikaten merak ediyorsunuz. Bu çok doğallıkla gelişen bir şey. Bir de sonuçta hani bizim yazarlarımızın şöyle de bir bence matrak bir durumu var. Yaptıkları seçim öyle zorlayıcı bir seçim ki, insanlar ne güzel yetişkinler için yazıyorlar. Anlayan anlar, anlamayan eleştirir, geçer der. Bizim çocuk ve genç okurlarımız hiç öyle insanlar değil. Onlar başlıyorlar, vıdı 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 vıdı, niye bunu böyle yaptın, niye sen şunu bilmiyorsun, sen işte bilmem ne misin. Hakikaten onların zekasına ve açık sözlülüğüne ve müthiş, hani düşündüğünü şak diye söyleyebilme cesaretlerine ayak uydurmanız gerekiyor. Kendinizi hep beslemek ve hani onlara yetişmek için hep koşmak zorundasınız. Doğallıkla yayın evinin de böyle çok doğal bir tercihi var. Sürekli belleğini besliyor, taze tutuyor ve
üstüne eklenenleri de hep harmanlıyor bellekte ki hani bir kurumsal yapı yarının hayalini kurabilen bir yapıyı canlı tutabilmek için. O zaman farklı bir konuya şimdi değinelim. Özellikle yayın politikanızı belirlerken toplumsal gelişmelerin yayın politikasına ne tür etkisi oluyor? Sonuçta Türkiye bu açıdan her gün yeni gelişmelere gebe. Her gün başka bir şeyle karşı karşıyayız. Gerek ülkemiz özelinde, gerekse bulunduğumuz coğrafya özelinde. Sonuçta siz de yayın politikası belirliyorsunuz. Bu yayın politikası bu toplumsal gelişmelerle ilintili mi yoksa bağımsız bir şekilde mi ilerliyor? Nedir yaklaşımınız? Aslında yayın politikamızdan çok yazarların kaleminin dile getirdiklerini belirliyor diyeyim bu gündelik hayat. Yaşanan her gün, her olay, her haber aslında yazarlarımızın kaleminden dile geliyor. Çünkü yazar kendini toplumdan, yaşananlardan soyutlayabilen bir insan değil. Tam tersine toplumun belleği, gözlemcisi, vicdanı, o sürekli bu günü yaratan devasa felaketler ve acılar içinde aslında müthiş bir çırpınış halinde. Son yıllarda pek çok yazarımız göç, göçmenlik, ötekileştirme konularında yazı veriyorlar. Bu kaçınılmaz bir şekilde oluyor. Çünkü çocuklar diyoruz, bugün Türkiye'de hemen hemen neredeyse her okulun sınıflarında göçmen çocuklarımız okuyorlar. Ve o çocuklar her sınıfta, bulundukları sınıfta diğer bu ülkede doğup büyüyen çocuklar tarafından bir ötekileştirme denemesinden geçiriliyorlar. Kimisi bu denemeden yara almadan çıkabiliyor ama pek çoğu ağır yara alıyor, hasara uğruyor. Şimdi bu gerçeklik içinde yaratıcı insanların bunlar yaşanmıyormuş gibi ayda bir sahillerimize botlardan düşüp ölen insanların bedenleri vurmuyormuş gibi çocuklara hani çiçekler, böcekler, başka fantazyalardan dile gelmesi çok zor. Aslında bunlar doğallıkla iç içe giriyor ve dediğim yazarın kaleminden dile geliveriyor dediğim durum çıkıyor. Şimdi burada çok ilginç bir nokta var. Tabii ki dediğim gibi bizim yayın evimizin temsil ettiği yazarlarda da benzer konular, ayrımcılık konuları, akran zorbalığı gibi hani hep böyle çocuğun hayatında giderek hani onu böyle sıkıştıran bir çember yaratan hani acıtıcı konular elbette sıklıkla işleniyor. Fakat şöyle bir şey oluyor. Eskiden bu ayrılmış ebeveyn konusunda olurdu. Sonra tabii son 10-15 yıllık gündem öyle bir buldozer gibi geçti ki ülkenin üstünden. Hani şimdi onu kimse hatırlamıyor bile. Çoğunluk ebeveyn ve ne yazık ki çoğunluk öğretmen çocukların bu temalardaki edebiyat kitaplarını okumalarından çekiniyor. Evet. Çünkü işte onlar şey olacak şimdi hani etkilenecekler falan. Ya bu konular zor konular. Sonra işte aileler şikayet ediyor. İşte niye böyle şeyler okutuyorsunuz benim çocuğuma falan diyerek. Çok ilginç bir şey bu. Apolitik olunması fikri biraz baskın geliyor. Aslında bunlar şöyle bir şey. Bir edebiyat kitabından bahsediyoruz. Zaten tırnak içinde apolitik bir üründen bahsediyoruz. Bir öykü var orada, bir kurgu var, karakterler var, muhteşem macera var, pek çok şey var. Fakat mesela ting diye orada mesela bir şey cımbızlanıyor ve deniyor ki işte ama o bilmem ne karakteri Suriyeli göçmen bir çocuk. Ne işi var onun o kitapta? Çok ilginç bir şey.
Ayol, onlar bizim hayatımızın orta yerindeler. Orta yerinde yaşamaya çalışıyorlar ve biz hiçbir şey yapmıyoruz onlar için. Bunu anlatabilmek, yetişkinlere anlatabilmek gerçekten hayli zor. Ama çocuk tam tersi. Çocuk da genç okurda müthiş bir şekilde bu ülkede olup bitenlerle ilgili, dünyada olup bitenlerle ilgili pek çok şey okumak istiyor. Çünkü anlamaya çalışıyor o. Nasıl o dijital teknolojilerde bizden bambaşka bir noktada yaşıyorlarsa, bu noktada da yetişkinlerinden tamamen farklı davranıyorlar. Yaz başında bir okul, lisede çok güzel bir etkinlikte bir araya geldiğim arkadaşlarımla kadına yönelik şiddetin nasıl bir siyasi mesele olduğunu tartıştık ve mesela bana çok güzel şeyler düşündürdüler. İş cinayetlerinin nasıl bir siyasi mesele olduğunun, insan hayatına aslında nasıl yaklaşıldığı için bütün bunların olduğuna dair liseli 60'tan fazla arkadaşımla muhteşem bir tartışma yaptık ve şunu konuştuk. Biz neden böyle kitaplar okuyamıyoruz? Doğrudan Türkiye'nin bugününü başka türlü de ifade edebilen neden kitaplar okuyamıyoruz? Çok ilginç. Bunu diyen arkadaşlarımın okulu edebiyat, okuma, hak ve özgürlükleri konusunda Türkiye'de parmakla gösterebileceğim sayılı okullardan biri. Bu kadar olumlu bir örnekte bile biz gençten yana seçim yapmaktansa işte yine bir müfredat, bir yarar zarar ilişkisi, bir şey, mutlaka kendimizi onlar adına kısıtlamayı öncelikle seçiyoruz. Bu çetrefil bir konu daha. Peki ben de biraz farklı bir konuya geçeceğim. Buyurun. Şimdi Türkiye'de edebiyat piyasası hani çok büyük bir piyasa. Belli ana akım yayın evleri var. Daha çok bu piyasayı yönlendiren ya da belirleyen. Şimdi çocuk edebiyatının söz konusu olduğunda böyle daha parasal amaçlı çalışmalar yapan yayın evleri buraya bir tahakküm kuruyor mu? Yoksa daha nitelikli yayın evleri bir mevzi kazanmış durumda mı? Nasıl değerlendirirsiniz çocuk edebiyat piyasası? Çocuk edebiyatı kitapları alanı aslında son 10 yılda belli bir cazibe merkezi oldu. Pek çok yayın evi, hani şimdiye kadar çocuğa yönelik en ufak bir ilişkisi, merakı ya da yatırımı diyeyim olmayan pek çok yayın evi, aa bu çocuk kitapları satıyor galiba, satıyorum tırnak içinde işte. Kullanıyorum. Böyle bir yanılsamayla alana yakınlaştılar, denemeler yaptılar. Bazıları çok güzel sürüyor bu denemelerin. Evet, bu bakış, bu yanılgı yaygınlaştı diyeyim. Satışı, hani piyasayı tanımlamak belki haddim değil ama çocukların her dönemde, nerede olurlarsa olsunlar, benzer keyifle okuyabilecekleri kitaplara ihtiyaçları var. Biz de onları yapmaya çalışıyoruz ve galiba bunu yapabilen yayın evleriyle de her zaman müthiş bir hani bağlılık içinde olabiliyoruz. Ben şeyi çok doğru bulmuyorum. Yani işte tahakküm ya da işte bunun ne derler, yönlendiricisi olması vesaire gibi sözcükler bana biraz büyük ve hani ürkütücü geliyor. Ama iyi, nitelikli edebiyat kitabı yapabilen yayın evleri buna devam etmeliler mutlaka. Günüşe Kitaplığı'nın okurla buluşturduğu kitaplarda renkler, çizimler oldukça beğeniliyor. Bunu kaldı ki siz de kendi deneyimlerinizden fazlaca gözlemlemişsinizdir diye düşünüyorum. Bu bizim sadece kitap eki olarak yaptığımız basit gözlemlerden bir tanesi. Siz kitapları okurla buluşturmadan önce
çizimlerde veya renklerde, grafik tasarımda, kapakta, puntoda, işte yazı karakterinde neye hassasiyet geliştiriyorsunuz? Burada bir püf noktası var mı? Times New Roman'la niye basmıyoruz bu kitapları? Daha farklı şeylere yöneliyoruz. Değil mi? Şimdi burada da yayıncılığın dışarıdan görünmeyen cepheleri devreye giriyor. Çünkü kitabı yazan yazar ama kitabı yapan editör. İkisinin arasında müthiş bir iş bölümü var. Editör bir kitabı hayal ederken grafikeri, illüstratörü de aslında doğallıkla seçiyor. Neyle seçiyor? Üslubuyla, grafik diliyle, metne girebilme gücüyle sanatçıları seçiyor aslında. Bunu bilinçli yapmasa bile insan yazarının ona teslim ettiği bir metni okurken bir sürü şeyi hayal edebiliyor ve hani o zaman çok güzel bir ne derler, yeni bir kurgu çıkıyor ortaya. O kurgu neyin kurgusu? Kitaplaşacak ürünün kurgusu olmaya başlıyor ki o hayal ne kadar güçlü, keyifli, doğru kurulursa ortaya çıkan kitap da, okurun eline gelen kitap da sanıyorum o kadar keyif veren ve hani kütüphaneden eksik edilmeyen bir kitap haline gelebiliyor. Burada müthiş bir sanatçının yarattığı heyecanı özümseyen editörün kendi o kitap için, o proje için seçimleriyle bağlantılı bir konu bu. Ben tekrar maddi konulara döneceğim. Eyvah. Yani yayın evlerinin kurduğu edebiyat piyasasının haricinde ülkenin ekonomisi de çok fazla belirliyor. İşte Sekan'ın kapatılması bayağı etkiledi falan. Aynı zamanda kitap fiyatları da yükselmek zorunda kaldı. Dergi fiyatları, kitap fiyatları. Çocukların maddi durumları da çok farklı ülkede. Birçok çocuk erişimde çok daha zorlanıyor ya da erişemiyor. Bu konuda halk çocuklarına, yoksul çocuklara nasıl daha rahat ulaşabiliriz? Bunun yolu nasıl açılabilir? Elimizdeki tek olanak şu anda şey görünüyor. Bağış isteme. Türkiye'de çok önemli bir durum var. Yani son 15-20 yılda iyice şahlanan, iyice kemikleşerek kanıksanan dilenme kültürünü biz normalleştirmiş durumdayız. Kitap dediğin zaman Anadolu'da ne oluyor? Ha şey yapalım, yayın evlerine yazalım, bağış yapsınlar. Ya da sivil toplum kuruluşlarına yazalım, bağış yapsınlar. Çok ilginç bir şey. Bu sadece kitap konusunda değil. Yani yoksul bir bölgede işte çocukların giydirilmesinden tut da ne bileyim yataklarına bir çarşaf serilmesine varana kadar her konuda böyleyiz biz. Devlet kendini bu konuların maalesef üstünde görmeye başladığından beri iyice hani halk kendi arasında işte bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama insanlar da istemeleri gerektiğini sanıyorlar. Yani böyle bir hasarlı, son derece insan onurunu zedeleyici bir noktaya geldik. Kitabı edinme ve kullanma hakkı, kullanmak da çok önemli bir şey. Çünkü yani okumak, okuduğunla ilgili bir şeyler yapabilmek, hani bütün sonrası eline geçirmekten sonrası hakkını özgürce sunan okul ve semt kütüphanelerine ihtiyacımız var bizim. Halk kütüphanelerine, dijital kütüphanelere ihtiyacımız var. Bunların hızla yaygınlaşabilmesinin en kolay yolu yerel yönetimler. Yerel yönetimler aslında çok ciddi kaynaklar kullanabiliyorlar. Halkın bunu çok önemli bir şekilde itmesi lazım. Esas isteyecekleri nokta yerel yönetimleri çünkü. Mesela şöyle bir sevindirici durum var. İstanbul'da il ve ilçe belediyelerinin kütüphaneleri oluşuyor. Ve çok ciddi bir şekilde düzgün çalışan sistemler bunlar. Geliştirmeye çalışıyorlar derlemelerini.
çocuk kütüphanelerine yönelmeye başladılar ki şu anda Türkiye'de çok az sayıda çocuk kütüphanesi sadece Kültür Bakanlığı'nın kütüphaneler yayınlar genel müdürlüğüne bağlıdır ve son derece kısıtlıdır sayısı. Oysa şu anda mesela İstanbul'da ciddi sayıda çocuk kütüphanesi kuruluyor. Bunlar önemli şeyler. Ve bunlarda şunu çok önemsiyorum. Yayın evi aramak, hani şu yayın evinin kitapları neden yok diye talepte bulunmak vesaire. Aslında halk ne kadar ilgilenirse karşılığını da o kadar alabilecek. Bu alanların ki özellikle dijital kütüphanelerin hızla yaygınlaşacağı da bir süreç var önümüzde. Bunlarla aslında iyi bir şeyler olacak ama yine dönüp dolaşıp aynı şeye geliyorum. Dilenme kültürümüzü şiddetle geride bırakmak ve bir şekilde onun evrimini sağlamak zorundayız. Orada tabii ki sizlere de bu işin medyasında emek veren ekiplere de çok çok önemli bir görev düşüyor. Bunu yabana atmadan gündeme getirmek ve işlemek çok kıymetli bir hizmet diye düşünüyorum açıkçası. Son olarak ben bir konuya daha değinmek istiyorum. Şimdi bana göre gerici ve piyasacı bir eğitim sistemiyle karşı karşıyayız. Ve bu işin başını tutanlar sanırım bütün kılcal damarlara nüfuz etmiş durumdalar eğitimde ve işte bu piyasayı belirlerken. Hatta bana göre birçok yayın evinin ben mesela Kültür Bakanlığı'na kitap üreten noktada durduğunu düşünüyorum. Kültür Bakanlığı alımlarına kitap satan, bunu sadece ve sadece ekonomik temelde yapan, oraya yarılan, oraya eser üreten noktada durduğunu düşünüyorum. Şimdi biraz önceki soruda da aslında ülke ekonomisinin aslında bizlerin de ayakta durup durmamasını belirlediğini de konuştuk. Şimdi bu çok önemli. Bu değirmen dönecek bir kere, dönmek zorunda. Ayakta kalınabilsin ki bu alanda nitelikli eserleri okurla buluşturulabilmenin de imkanları olsun. Ancak biraz önce çizdiğim tabloda aslında bu tip nitelikli yayıncılık yapan yayın evlerinin bu kanallara girmesinin ben oldukça zor olduğunu düşünüyorum. İmkansıza yakın olduğu kanaatindeyim hatta. Çünkü okullarda, son dönemden bahsediyorum aslında bakarsanız biraz, öğretmenlerin bulunmuş olduğu profil veya üzerlerindeki korku, biraz önce aslında siz bir cevabınıza da biraz değindiniz bu meselelere. Yani nitelikli yayıncılığı bu eğitim sisteminin içerisinde bütün o kılcal damarlara nüfuz ettirmenin bir yolu var mı? Yani önümüzdeki bu zorlu engeli nasıl aşacağız? Buna bir cevap üretebilir miyiz sizce? Bunu aşacağız. Aşmak zorundayız. Ama şöyle, sanıyorum biz biraz ön yargılıyız aynı zamanda. Çünkü hep insan bir şeyleri böyle çok çok isteyip hani güzel hayaller kurduğu zaman olmadıkça böyle kırıla sonra hani düştüğü noktadan daha fazla hırslanıyor ve daha çok önyargı geliştiriyor. Ama bir taraftan şunu düşünelim ki halk kütüphanelerimize kitap alımında şu anda son alım bugünlerde yapılıyor. A'dan Z'ye alfabetik olarak bugün Türkiye'deki bayağı ciddi sayıda yayın evinin, bütün bildiğimiz yayın evleri bunun içinde var. Zamanında başvurusunu yaptıkları, işte hangi kitaplar için başvurdularsa onlarla ilgili satın almalar yapılıyor mesela. Yani aslında her şeyi tukaka etmek de doğru bir şey değil. Ama yeterli mi? Hayır değil. Çünkü biz 80 milyonluk bir ülkede yaşıyoruz. 80 milyonluk ülkede son 2016 derleme sayısı halk kütüphanelerinde, yanlış söylemeyeyim şimdi aklımda değil ama gerçekten çok yetersiz bir sayı. Kitap olarak sayımız çok yetersiz. Bunun böyle hani bir yıl boyunca her gün satın alma yapsa bakanlık, anca bir hani doygunluk noktasına gelir gibi geliyor bize. Ama bir yandan da Kültür Bakanlığı'na ayrılan bütçeye bakıyoruz. O bütçenin içinde kütüphanelere, kitap alımına ayrılan bütçeye bakıyoruz. Tabii ki bu yapılan bile ciddi bir çaba olarak görünüyor o zaman. Şimdi orada beni mesela rahatlatan bir nokta da şu.
halk kütüphanecileriyle çok çalışıyorum ben Anadolu'da, bizim Günüşe Kitaplığı'nın da paydaşlarından olduğu Hacettepe Üniversitesi, Göte Enstitüsü, Türk Kütüphaneciler Derneği ve Kültür Bakanlığı'nın bir arada gerçekleştirdiği bölge seminerleri var. Yılda iki defa yapılıyor bunlar. O seminerlerde çok sayıda halk kütüphanecisi arkadaşlar bir araya geldiğim zaman şunu hep görüyorum. Bakanlıktan gelen bütçeleri dışında kendilerinin kullandığı, kendilerinin satın alabildikleri ayrıca bir bütçe daha kullanıyorlar. Hatta yerel yönetimler o ilçedeki halk kütüphanesinin bu şeyine katkıda bulunuyor ve böylece kendi sevdikleri yazarların, yayın evlerinin, temaların kitaplarını, dergilerini daha hızlı bir şekilde okurlarına sunabiliyorlar. Bunlar önemli şeyler. Hani göz ardı etmek işimize yaramıyor. Tam tersine daha çok sayıda halk kütüphanecisinin bu şevkine, bu edebiyat heyecanına yol arkadaşlığı etmemiz lazım ki mesleklerinin aslında nerelere dokunabildiğini, nelere kadir olabildiğini fark etsinler. Aslında bu sadece cephelerden bir tanesi. O yetişkin dünyaya biz edebiyat keyfini, edebiyat kitabının ne demek olduğunu, bir edebiyat okurluğunun gerçek hayatta insan yaşamında nerelere dokunabildiğini anlatamazsak, onlar hep yine kendi seçtiklerini bu çocuk okuyacak, işte kendi uygun gördüğü kitabı okuyacak ya da temayı okuyacak, işte istediği zaman okuyacak, istediği zaman okumayacak kendi hayatına, ritmine göre. Yani çocuğu da genci de kendi belirleyeceği biçimde kitapla ilişkilendirecek. Devlet eğitim politikalarımız da buna zaten hizmet ediyor. Tek tip insan yetiştirmek, işte her söylenene hemen tabii efendim diye kabul gösterecek insanlardan oluşan böyle anlayamadığımız bir hani beklenti içindeler. Ama yetişkinler de buna müthiş bir şekilde katılıyor. Bizim buradaki en önem verdiğimiz nokta, o yüzden öyle diyorum, bizim işimiz aslında yetişkinlere ne olması gerektiğini anlatmaya çalışmak. Ne yazık ki edebiyat dünyası da zaman zaman bu şeye katılıyor. Çünkü entelektüel dünya da aslında çocuk ve genç için ne yapmamız gerektiğine dair hiç öyle etraflıca düşünen, tartışan, fikir üreten bir dünya değil. Çocuk gençlik edebiyatının bir edebiyat dalı olduğunu, bir edebiyatın bir dalı olduğunu söylediğimiz zaman genellikle bazı edebiyatçı dostlar bize nasıl yani ben bir de onları mı okuyacağım falan gibi böyle hani uzaylı görmüş gibi baka kaldıklarını izlemek tabii ki insanı gülümsetiyor ama biz Günüşe Kitaplığı olarak sonuçta kendimize 15. yılımızda bazı ödevler koyduk. 2011'den bu yana da bu ödevleri gerçekleştiriyoruz, sürdürülebilir kıldık. Bir kere yayıncılığın, edebiyat yayıncılığının konularını her yıl masaya yatırmaya çalıştığımız bir yıllık yayıncılık konferansı yapıyoruz. Çok erken kaybettiğimiz sevgili yazarımız Zeynep Cemali'nin adıyla andığımız Zeynep Cemali Edebiyat Günü bir yayıncılık konferansı. Ülkemizde bu anlamda tek örnek. Her yıl Kadir Has Üniversitesi'nde yapıyoruz. Bu yıl 30 Eylül'de yapacağız. Ve yine çok önemli edebiyatçılar ve uzman konuşmacılarla bir gündem oluşturuyoruz her yıl. Sektöre bu şekilde bakarken bizim esas okurlarla aramızdaki köprüyü kuran eğitimciler ve kütüphaneciler için eğitimde edebiyat seminerlerini yapıyoruz. Onları da Mart ayında yapıyoruz her yıl. Bu 2018'de 10 Mart tarihinde yapacağız. Onları anlatıyoruz. Bak çocuklarla bir edebiyat kitabı üzerinden şunları yapabilirsin, bunları yapabilirsin. Bir edebiyat kitabını şöyle tartıştırabilirsin, kendin böyle işleyebilirsin ve tabii ki yine edebiyatçı isimler onlara hitap ediyorlar ve bambaşka noktalarda anlatıyorlar.
Bunların yanı sıra çocuklara edebiyat daveti yapıyoruz. Yine Zeynep Cemali'nin adıyla andığımız bir öykü yarışmamız var. Öykü yarışmasında bütün Türkiye'den çocuklar o yıl için belirlenen temada öykülerini yazıyorlar, gönderiyorlar. Şu anda 2017'nin jürisi okuyor öyküleri. Eylül ayında bir ay sonra inşallah açıklayacağız dereceye giren çocuklarımızı. Onların ödül törenini de konferansımızda 30 Eylül'de yapacağız. Edebiyatın usta yazarların elinden ıvızlıklar ödüllerini alacaklar ve heyecandan müthiş etkilenecekler. Biz de onlar kadar çok heyecanlanacağız. Çocuklara yaptığımız bu edebiyat davetinin yanı sıra bütün bu içeriği yılda iki defa yayınladığımız Keçi E dergimiz var. Keçi E dergisinde de aslında çok önemli bir akademik bellek biriktirmiş oluyoruz. Keçiedebiyat.com adresinden isteyenin indirebileceği, isteyenin doğrudan siteden okuma yapabileceği bir kütüphane, bir arşiv oluşturmuş durumdayız. Bütün bunlar aslında dediğim gibi yetişkin dünyaya hem yayıncılığın günlük hayatla, dönemle daha hızlı bir araya gelmesi, buluşması, emilmesi için, iç içe geçebilmesi için olanaklar sunmak, hem de şu bilinmeyenli, çok bilinmeyenli denklem gibi görünen çocuk ve gençlik edebiyatının aslında ne kadar önü açık bir okuma kültürünün ne kadar önemli bir alanı olduğunu biraz daha anlatabilmek için çabalıyoruz. Bellek sanıyorum her şeyden önemli, bizim her işimizde alan, sektöre de, okura da, topluma da bir bellek sunma sorumluluğumuz sonsuz. Evet. Sevgili Kitap Eki takipçileri, Yetişkinlerin Dünyasında Çocuk Edebiyatı dosyamız başlığında sevgili Mine Soysal'la söyleşi yaptık. Mine Soysal, Günüşev Kitaplığı'nın ve kendisinin bugüne kadar biriktirmiş olduğu deneyimleri bizimle paylaştı. Çocuk Edebiyatı başlığında bazı püf noktalarına değindi. Bize göre bu konuda kritik olan sorulara cevap verdi. Ben Günçağ Aydın ve Çağla Üren'in sorularını yanıtladı. Biz tüm takipçilerimiz adına kendisine teşekkür ediyoruz. Bu konuda söylemiş olduğu sözlerin bizim açımızdan çok önemli ve çok kıymetli olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.